Akdeniz aslında ya da genel olarak okyanuslarda da böyle fethedilebilir bir alan değil, kontrol edilebilir bir alan değil. Sanki bir Moğol İmparatorluğu değil de Beypazarı, yani öyle limon soru. Son sorumuz da aynı şu oldu. Ses soru. Tamam hocam, iyi seçiyorum. Tarih okursak aç kalır mıyız? İnşallah bu sıkıntı şey koymayacaksın. Bunları keserim hocam. Ya herhalde canım, zaten bir kısmı kopyalıyorduk. Önce... Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teknik olarak sen geldiğin için aslında hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz de sizin odanıza ve üniversiteye hoş geldik. Yanlış bilinen bir şey var. Osmanlı için Akdeniz Türk Gölü'dür gibi bir ifade kullanıyor. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlıştır? Şimdi burada genel olarak deniz üzerine bir yanlış anlama var. Denizin bir fiziksel mekan olarak anlaşılamamasından kaynaklı bir problem var. Türk Gölü tabi bu hamaset açısından ya da bir edebi eserde, biz de bir Feridun Fazıl Tülbenç romanında olabilir ama Akdeniz aslında ya da genel olarak okyanuslarda da böyle fethedilebilir bir alan değil, kontrol edilebilir bir alan değil. Yani 16. yüzyılda Osmanlılar bir yere kadar başarılı olur ama bu anlamda bir yerin Türk Gölü olması, Karadeniz gibi bir yer değil Akdeniz. Yani bütün kıyılarını kontrol ederseniz ancak göl haline dönüştürebilirsiniz. O zaman bile aslında çok zor, çünkü Akdeniz'in bir özelliği tektonik bir çökünün sonucu oluşmuş olduğu için çok fazla girdi çıktı var, çok fazla ve girdi çıktıların yarattığı değişik iklimlerde, değişik ürünlerde yetiştiği çok ticarete açık. Dolayısıyla çok fazla etkileşimin olduğu, çok fazla saklanacak yer olduğu ve çok fazla siyasi yapının olduğu bir yer. Buraları böyle domine etmek çok zor. Osmanlılar bu anlamda çok büyük yatırımlar yapıyor 16. yüzyılda ama sonuçta başarısız oluyorlar. Doğu Akdeniz için bile bir Türk Gölü olduğu demek yanlıştır. 16. yüzyıl için belki doğru ama ondan sonra 17-18. yüzyılda Ege adalarında mesela tam Malta'dan gelen korsanlar oradaki kadıyı eve hapsedecekler. Yani kadı evden çıkamayacak, beni kaçırırlar korkusuyla. Dolayısıyla denize hakim olmak çok zor, çünkü donanma yapmak çok pahalı ve donanma korsanlık gibi bir faaliyetten kendi parasını çıkarmadığı zaman da genelde ihmal edilenmiş. 16. yüzyılda bu böyle değil ama 17. yüzyılda artık Osmanlı donanması savaş olmayan dönemlerde ancak adalar dediğimiz Ege bölgesini falan domine ettiğini görüyoruz. Yani şey mi hocam burada, donanmanın kendi parasını kendisi çıkarması mı bekleniyor? Ya beklenmiyor ama çıkarmadığı için işte korsanlık biraz burada devreye giriyor. Korsan zaten kendi parasını daha çok çıkarabilen bir şey olarak ek. Yani ya da sınırda yağma, bu bugünkü gibi böyle memuriyetle irregüler alanların birbirinden rahat ayrıldığı bir alan değil. Zaten modernite öncesi budur. Kesin çizgiler yoktur. Yani devlet memuru var, maaşlı ve sadece bu diye bir şey yok. Adam hem korsan hem devlet memuru. Aynı şekilde Macaristan Serhaddin'e gittiğinizde de oradaki insanların aynı zamanda yağmadan da bir gelir elde ettiklerini görüyoruz. Yani tam anlamıyla böyle keskin çizgilerle bir devletin alanı var meşru ve onun dışında bir meşru olmayan korsanlık alanı var gibi bir şey söz konusu değil. Bu anlamda bu bir böyle. İki, Akdeniz'de özellikle batısındaki korsan faaliyetini biz nasıl anlamalıyız? Akdeniz'in batısındaki korsan faaliyetini açıkçası biraz değişik bir mercekle bakmalıyız. Bu böyle kahramanlıkla, güzel romanlarla, güzel filmlerle böyle yani işte ne bileyim milliyetçi duygular okşanarak anlatılabilir ama başka şey de var. Aslında bu korsanlık, bugün de kaçakçılık, terörizm gibi diğer tip faaliyetlerde de görülür. Bu aslında fakir yerlerin bir çözümüdür. Yani Batı Akdeniz'deki ticaret yolları kuzeyden geçer. Yani İspanya'nın doğusundan, Fransa'nın güneyinden, daha sonra Korsika, Sardinia, Sicilya, İtalya arasındaki o Tiren denizinden ve Liguria denizinden, ardından da işte Adriyatik ve Doğu Akdeniz üzerinden gider. Yani Mağrip kıyılarına, yani Fas'tan Libya'ya kalan kısımlarda geçmez. Bunun iki tane basit nedeni vardır. Birincisi, rüzgarlar hep kuzeyden geldiği için, özellikle kışın rüzgarlı olduğu dönemlerde kuzeyden gelen rüzgar güney kıyısına sizi karaya atar. Oysa kuzey kıyısında yakalansanız ne fazla denizin açığına atılırsınız. İkinci olarak çok fazla resif topuk dediğim gemiyi karaya oturtabilecek kum tepecikleri olduğu için Mağrip kıyılarından, bundan dolayı da buralarda seyir sefer etmek zordur. Zaten buranın hinterlanda genelde çöl olduğundan gelişmiş ekonomileri de yoktur. Dolayısıyla Cezayir, Tunus, Trablusgar arası fakir limanlardır. Var olmak için uluslararası alanda sürekli gelişen bir ticaret, yani İngiltere'yi, Hollanda'yı, Amerika'yı, Cenova'yı, Marsilya'yı, Venedik'i birbirine bağlayan birinci tip limanları ve gerçekten birbirine bağlayan ticaret ağlarından pay alabilmek için Cezayirlerin, Tunusların, Trablusların giriştiği ikinci tip bir ticarettir. Zaten korsanlar ticaret yapabildikleri dönemde, ticaret yapmalarına izin verildiği dönemde hemen korsanlığı bırakacaklardır. İki örnek vereyim. Mesela Tunuslular 19. yüzyılın başında Napolyon kıta Avrupa'sını ablukaya aldığı zaman ne yapmışlardı? Hemen ticarete dönmüşler. Gene 18. yüzyılda Malta şövalyeleri, ki bunlar Maltalı korsanlar, Saint-Jean şövalyeleri, ticarete atıldığını görüyoruz. Ticaret daha karlı aslında. Ama ticarete girmek için bir altyapı gerekiyor. Bir de her yerde herkese ticaret yaptırmıyorlar. Ticarete giremedikleri yerlere. Buna benzer bir durum aslında göçebeler arasında vardır. Mesela Çin'e saldıran göçebeler, Hunlar olsun, işte daha sonra Göktürkler olsun. Genelde bu dönemde argümanlardan biri de bunların ticaretten, yani Çin'in mallarından almalarına izin verilmediğinde, yani aslında ticaret yapmaları önlendiğinde. Böyle bakıldığı zaman korsanlar ya da o Fatih diye gördüğümüz göçebeler aslında bir kurban rolünü de alıyor. Yani ticaret yapamadığı için mecburen saldırarak istediği o sanayileşmiş, daha gelişmiş toplumların ürettiği mallardan payı en fazla bir şekilde öyle almak. Yani hocam şimdi şey deriz, mağrip kıyıları, yani biraz daha Türklerin hakim olduğu kıyılarda ticaret daha az gelişmiş, İspanya ve Fransa'nın hakim olduğu kıyılarda ticaret daha fazla gelişmiş. O yüzden şey diyebiliriz, Osmanlı Devleti genel olarak Akdeniz ticaretinden çok büyük para kazanamıyordu. Kazanan tarafları da korsanlar sayesinde tırtıklıyordu şeklinde bir yorum yapabilirim. O kadar sert diyemem ama batıda biraz böyle, ama doğuda başka bir şey. Yani bu Osmanlı, Avrupa diye bakmak, ben coğrafi bir şeyden baktım. İşte Batı Akdeniz'in kuzey kıyısı için ve güney kıyısı arasında öyle bir fark var. Ama Doğu Akdeniz'e geldiğinde başka bir fark var. Osmanlı'nın kendi ticaretiyle ilgili Avrupa ile alakalı arasında bir fark varsa bu başka nedenlerden. Bunun nedeni bizim hep bu işte Müslümanlar tüccarlık yapar falandaki hatamız şu. Avrupa ile Osmanlı arasındaki ticarette şöyle bir durum var. Osmanlı toprağında Hristiyan tüccar var. Avrupa topraklarında Müslüman tüccar az. Çok az, ancak Venedik'te, Marsilya'da falan var. Venedik'te esas toplanmış. Bu yanıltıyor. Birkaç yerde daha vardı da bu yanıltıyor. Burada bunun iki tane nedeni var. Bu şundan zannediliyor. Müslümanlar gidip ticaret yapmaz. Hayır ya, yani aslında İslam, Hristiyanlığın aksine ticareti üstüne kurulmuş bir dindir. Hazreti Muhammed'in kendisi, Peygamberimizin kendisi ticaretle uğraşmıştır ve ticareti ve çok da egaliter bir dindir. Bunlar, yani mesela Zerdüştlük öyle bir kast yoktur içinde, Hinduizm, Brahmanizm gibi. Dolayısıyla ticaret çok şey, Müslümanlarda bu vardır. Fakat iki tane şey var. Birincisi, Müslümanların ticaret için gittiği yer, Avrupalıların da gitmeye çalıştığı yer. Neresi? Hindistan. Zaten Müslüman bir tüccar İran'a, Basra'ya, Hindistan'a gidip bunu yapabilir. İkincisi, Avrupalılar kapitülasyonların hakkını vermiyorlar. Yani Müslümanlar oraya gittiğinde zorluk çıkarıyorlar. Müslüman gemilerin yarışmasını önleyen, yani Avrupalıların merkantilizmi çerçevesinde şeyini görüyoruz. Müslümanları kendi ticaret yolları, mesela Marsilya'da vardı. Marsilya'nın ticaret odasının Müslümanları hep bu ticaretten ekarte etmiyor. Çünkü merkantilizm biraz da budur artık, yani devlet tüccarların arkasında durmuş ve onlara belli monopoller sağlamaya başlamıştır. Bu Avrupa'da ki Müslüman tüccarların sayısının az olmasını, tam tersi Osmanlı Hristiyan tüccarların çok olmasını. Doğru, ama bu Müslümanların ticaret yapmadığı, ticarete o anlama gelmez. Nerede iş oluyor? Batı çok zenginleşiyor. Batı'ya ticaret, bunlar çok para kazanınca orada ticarette uzmanlaşmış, Ermenidir, Grek'tir, bunlar öne çıkıyor. Ama 16. 17. yüzyılda, yani İran'da ticaret yapan, Hindistan'a kadar ticaret yapan çok önemli Müslümanlar var. İzmir'e kadar, Bursa'ya kadar uzanan bir İpek yolu var. Burada bir sürü kervansaray var daha Selçuk dönemlerinde. Dolayısıyla bu anlamda tırtıklıyor falan diyemeyiz. Ama Batı Akdeniz'de dediğin doğru. Batı Akdeniz'de çünkü uluslararası şeyden pay alamadıkları için böyle bir olay. Şimdi Akdeniz'deki korsanların, Osmanlı korsanlarının ve Müslüman korsanların etnik dağılımı tam olarak nasıldı? Şimdi etnik dağılım bazılarını şaşırtabilir, çünkü bugün bizim kafamızdaki Osmanlı algısı biraz da popüler kültürün de etkisiyle. Dizlere bakıyorsunuz işte. Mesela dizilerde Yeniçeriler oluyor. Hepsi aslında böyle Anadolu genci oluyor. Halbuki Yeniçeriler Balkanlardan alındı. Ben kendi diz danışmanlığı yaptım. Sette ilk görme çok şaşırmıştım. Mesela ilk buldukları sarışını Bizans elçisi yapmışlardı. Pardon, Venedik elçisi. Halbuki Venediklerin sarışın olmasına gerek yok. Ama Yeniçerilerin hepsi böyle benim gibi işte pala bıyıklı falan insanlardı. Biz Osmanlı'dan hep onu anlıyoruz. Dolayısıyla bu kültürel olarak da bizim tarihi geriye doğru yanlış anlamamız olmuş. Osmanlı çok geniş bir kavram. Yani nerede kullandığımıza göre değişir. Batı Akdeniz'de korsanlıkta kullandığı çok değişik sonuçlar da ortaya çıkıyor. Şimdi Akdeniz'le ilgili bir tane bir şey var. Akdeniz denizci az. Plankton az olduğu için balık az. Balık az olduğu için balıkçı az. Ve siz eski toplumlarda bir şey yetiştirme diye bir şey yok. Mesela denizci lazımsa balıkçı, denizci okulu açmıyorsunuz. O kadar büyük değil devlet. Ancak işte 4-5 bin tane tüfekçi yetiştiriyor, Yeniçeri yapıyor, 8 bin tane falan. Bunu bile yapması büyük başarı. Dolayısıyla mesela denizci lazımsa denizci lazım diyorsunuz, balıkçılar görüyor. Balıkçının az olduğu, balığın ve balıkçının az olduğu, yani denizci kıymetli, Akdeniz'de de böyle. Dolayısıyla özellikle Osmanlı gibi pragmatik devletler, İtalyan, işte Rum, İspanyol, kimi bulabilirse mühteliz falan hemen sistemine entegre ediyoruz. Osmanlı Kaptanı Derya'dan 16. yüzyılda büyük bir çoğunu Enderun sisteminden de gelmeyen, yani devşirme yoluyla da gelmeyen insanlardır. Çoğu köle kökenlidir. Uluç Ali, Uluç Hasan, işte Uluç zaten bu anlamda şey demek, yabancı ya da mühteli, din değiştirmiş anlamında kullanılıyor. Ya da Cigazade Yusuf Sinan Paşa gibi insanlar. Korsanların arasına da baktığımızda özellikle 16. yüzyılda Akdeniz'in her yerinden geldiklerini görüyoruz. Kitapta tam da rakamları vardı Sultan'ın korsanlarında, şimdi hemen aklımda değil ama neredeyse %60'ının falan müşteri kökenli, Hristiyan kökenli, hatta içlerinde Yahudiler olduğunu görüyoruz. Batı Akdeniz'in birçok çevresinden gelen insanlar var. Bir şey 17. yüzyılda değişiyor. 17. yüzyılda teknolojide bir değişim oluyor. Bir nevi kürekli kayık, 20-25 kürekli kayık gibi olarak ifade edebileceğim kadırga, herhalde şurada bir yerde resmi çıkacak bu söylediklerimde değil mi? O kadırga artık daha yüksek bir teknolojiyle yer değiştiriyor. Kuzeyde bulunan yelkenli gemiler, yani 1951 tarihli Barbaros film var mesela, orada o yelkenli vardır. İşte bu karet korsanı, o yelkenli vardır. O yelkenler aslında 16. yüzyılda savaş için Akdeniz'de kullanılmazdı çok. Onun manevrası Akdeniz'in fazla açık rüzgar olmadığı için yetmezdi. Ancak teknolojideki gelişmeler, o da işte 3 direkte birçok şey, parça yelkenin bir arada kullanılması bunların manevra kabiliyetini arttırdı. Topların da ucuzlaması bunların yanına top koyup üstün hale gelmesine yol açtı. Bunun sonucunda 1600'lerin başına itibaren, daha sonra 1500'lerin sonuna itibaren bunlar Akdeniz'i istila etti. İngilizler, Hollandalılar bir anda istila etti, Osmanlıları, Venedikleri domine ettiler. Bunlara karşı, bu yeni tip gemilere karşı da Cezayirlerin bu gemilerden de insanlara ihtiyacı vardı. Bunlar da İngiltere'nin, Hollanda'nın, İşte Danimarka'nın o yörenin korsanlarıydı. Bir anda 17. yüzyılın başında Osmanlı korsanı dediğimiz insanların arasında bir sürü Hollandalı, Danimarkalı, İngiliz, Alman, Kuzey Alman insan görüyoruz. Bir anda 1580'de hemen hiç yokken bunlar, 1625'te neredeyse bütün korsanın %35'inin artık kuzeyden geldiğini görüyoruz. Oysa bunlardan hiç yoktu. Ve İtalyanların, İspanyolların tamamen sahneden silindiğini görüyoruz. Bir anda bir teknolojik gelişme bu kadar büyük bir transformasyona yol açılıyor. Bu ne demek? Demek ki Osmanlı derken çok geniş bir şey düşüneceğiz. Yani ne zaman Osmanlı dediğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Okyanusta denizciliği geliştiren Avrupa devletleri bir şekilde Amerika kıtasını bulurken Osmanlı denizciliği, yani donanmasını ve denizciliği geliştirmekle uğraşmadı mı? Yoksa bu tercih meselesi miydi? Yoksa yapamadı mı? Teknolojisini mi geliştiremedi? Bir sonraki evreye evrilemedi mi? Şimdi bu soru daha önce Celal Şengör'ün sorduğu bir soru. İşte açıkçası şöyle demişti: Osmanlılar aptaldı, bulamadı, Amerika'yı bulamadı. Sonra da garip bir şekilde, ben aslında öyle demedim, Pir Reis'in yeni bir kitabı çıkıyormuş, onun reklamını yapıyordum gibi böyle çok acayip bir açıklama yaptı. O zaman çok cevap vermiştim, burada bir kere daha vereyim. Şimdi bir kere teknolojik ilerilik diye bir şey yoktur. Kullanacağınız şey, mesela Çinliler matbaayı ve ateş silahları önceden bulmuştur. Ama buldukları şeyin fizibilitesi olmadığı zaman bir teknolojide o ölür gider. Mesela Çinliler ateş silahları bulmuştur ama buradan bir tüfek çıkmamıştır. Çünkü tüfeğin çıkması için 100 sene, 200 sene o ele oturmayan, pek feasible olmayan, pek bir işe yaramayan silahlara deneme yapmak gerekir. Bu da Avrupa gibi endemik olarak sürekli iç savaşın, böyle savaşçı bir toplumda bu olabilir ama Çin'de olmamış. Askeri devrim Avrupa'da oldu. Buna benzer bir şekilde yelkenli gemileri modifiye etmek için bunların modifiye edildiği bir alan lazım. Okyanuslar, açık denizler, Osmanlı'nın açık denizi yok ki. Dolayısıyla açık denizlere uygun bir gemi geliştirmek saçma, yani olmaz. Öyle bir sorun yok. O sorunu niye çözmediler? Olmayan sorunu çözdü. Ama Hollanda'dır, Portekiz'dir, İngiltere'de, işte İspanya'da bunların zaten böyle bir problemi var. Bu denizlerde buradan İşte Afrika'nın batı kıyılarına gidiyorlar. Dolayısıyla karavel ve karaka tipi, daha sonra kalyon tipi yelkenli gemileri daha okyanus denizlerine uygun hale getirmekte bir çıkarları var. Osmanlı'nın böyle bir çıkarı yok. İki, bugün de biz Osmanlılara versek bile Osmanlılar için İstanbul'dan kalkan bir geminin Amerika'ya gitmesinin bir mantığı yok. Amerika'daki gemilere bakıyorsunuz, işte Brezilya'da, efendime söyleyeyim, Güney Amerika'nın diğer sahillerinde Portekiz, İspanya en yakın yerler. Dolayısıyla bunlar bulmuş. Zaten bunların sömürdüğü yerlerde. Bunlar 50 sene, 60 sene bu yolları, Hint yolları ya da Amerikaları bir yerler ararken çok yüksek kar marjlarla çalışmıyor. Oraya 3 gemi yolluyor, biri geliyor. Dolayısıyla ancak Portekiz gibi fazla bir şans olmayan yerlerin yatırım yapacağı yer. Üç, bu adamlar buraya gidip kapitalizm anlamında ne yapıyorlar? Çok basit bir şey yapıyorlar. Oraya gidip kendi memleketinde ekemeyeceği cash crop dediğimiz para eden mal. Nedir? Şeker, kahve, tütün ve ileride Kuzey Amerika'da pamuk. Osmanlı bunu ekeceği yer var zaten. Osmanlı bu anlamda nüfus fazlası ve ekonomik doygunluğa ulaşmış. Gider Nil'e eker. Zaten Osmanlı ekonomik altyapısı böyle bir kapitalizmi, Amerika'yı bulsa bundan faydalanacak bir yer, faydalanacak bir ekonomik altyapısı yok. Şimdi ne çıktı elimize? İstanbul'dan bir gemi kalkacak. Portekiz'den 40 günde gidiyorsa bu zaten 40 günde Cebeli Tarık'a anca gidecek. Oraya gidecek, askeri boşaltacak. Lojistik olarak imkan 3 kat daha zor yani uzaklıkta. Zaten oraya yollayacak nüfus fazlası yok. Var da o nüfus fazlası oraya gidecek, orada ticaret yapacak. Ondan sonra geldiği malı Cebeli Tarık'tan geçirip İstanbul'u nasıl getirecek? Yani merkantilist bir ekonomi buradan nasıl kurulacak? Kaldı ki en sonunda zaten kalkınan toplumlarda Amerika bulan toplar olmadı. Amerika İspanyollarla Portekizler buldu ama kapitalizm orada çıkmadı. Çünkü bunların yarattığı ekonomik dünyada İngiltere ve Hollanda daha geniş kredi ve finansal ve ticari kurumlara sahipti. Bunlar işin ekmeğini yedi. Dolayısıyla baktığınızda Akdeniz'in en tüccar milleti Venedikler de burada pay sahibi değil. Amerika bulan Cenevalılar da burada sadece banker olarak pay sahibi. Daha da bu coğrafyanın çok büyük bir önemi var. Ekonomik altyapının bir önemi var. Osmanlılar için böyle bir sorun yoktu çünkü Osmanlı'nın elindeki kağıt o oyunu oynamazdı. King gibi düşünün yani. Elin yüksek gelince el almaz söylemezsin. Bu böyle bir şey. Elinde farklı bir farklı parametrelerin önünde farklı problemler. Osmanlıların önüne konmamış problemleri çözmesini bekliyoruz. Hocam az önce şey dediniz. Osmanlıların okyanuslarla ilgili bir sorun yok. Zaten içinde bulunduğu su yani denizler biraz daha kapalı denizler, Akdeniz, Karadeniz gibi zaten teknolojisini geliştirecek bir ihtiyaç örtü. Hani ihtiyaç olduğu zaman bir şeyler geliştiriliyor. Evet. Fakat şöyle bir şey var, Hint Okyanusu'na da Osmanlı bir şekilde gidiyor. Buraya gittiğinde hiç akıllarına gelmedi mi? Ama bunlar yüzyıllar üzerinde deneme yanılma yöntemiyle çok modern düşünüyorsun. Bugün bile böyle. Bugün bile mesela Türkiye şimdi başlasak uzay bilmem nesi kuralım. Bütün parayı oraya, var zaten öyle kurumlar da, bütün parayı oraya yılsak 50-60 yılda yakalarsın. Yani bu kolay değil. Bakın işte bir araba yapacağız diye uğraşılıyor falan. O zaman da öyle. Yani birilerini getir. Cezayir'de bu oldu. Onu oraya yapıp şantiyesini kurarsın. Zaten bunu Cezayir'de yaptılar. O yelkenleri orada yetiştirdiler. O yelkenleri orada yetiştirdiler. Tabii yanlış bir ifade oldu. O yelkenleri orada yaptılar. Basra'da da yapabiliyordu. Basra'da bir iki deneme var. Fakat bu Osmanlı'nın en çok parasının oldu. En çok müşteri para harcadığı dönemde yapılmış. 2 tane sefer var. Onun dışında Hint Okyanusu. İstanbul'u merkez alan bir devletin için çok lüks bir operasyon. Operasyon yani oradaki Portekizleri durdurmak için çok fazla lüks bir şeydi. Vazgeçildi bunlar. Tabii ki onunla mücadele edilir. Satın alır. Hatta gider Hollandalıları çağırır yanına bunu yapabilir. Sadece Amerika'yı bulup burayı yüzlerce sene sömürmekle Hint Okyanusu'nda yelkenli ki var orada yelkenli kullanıyorlar zaten. Kadırga'ya gittikleri için de şey oldu ama yani bunlar o gemiler bulunur. Problem bunu böyle yüzyıllık bir politika yapıp İspanya'nın, Portekiz'in yaptığı gibi orada bir plantasyon ekonomisi üzerinden bir üçgen ticaret kurmak. Yani Afrika'dan köle al oraya götür. Oradan işte pamuk, şekeri al. Avrupa'ya getir, sonra bitmiş ürünü Afrika'ya götürüp gene köle al. Köle, gitsin, şeker değil mi? Gene koyarız buraya trenleri. Hocam bu konuda şöyle bir şey var. Şimdi bazıları diyor ki Hint Okyanusu'na evet açıldık, para vardı bir şekilde. O parayı okyanustaki seferde harcadık. Bir donanma da vardı muhakkak. İşte kadırgalar olsun, yelkenler vesaire olsun. Fakat giden komutanlar, kaptanı deryalar bunları orada bıraktığı halde geri geldiklerine hesap sorulmadı. Çünkü devletin gücü o kadar yüksekti ki Hint seferlerindeki başarısızlığı umursamadı gibi bile bir ifade verdi. Hatta işte Seydi Ali Reis geri döndüğünde Kanuni Sultan Süleyman'ın ona... Biraz copyright şey olacak ama olmaz öyle saçma şey demek istiyorum. Hakikaten evet, olacak gibi değil. Şöyle şimdi burada ya devletin o kadar gücü var falan filan, o zaman Pir Reis'in kafasını ne uçuyorlar? Bunlar yani... Ya bugünden okunan şeyler, bunun bir analitik bir yanı yok. Orada bir başarısız sefer var, Seydi Ali Reis bir şekilde kafaya kendiyi kurtarmış, Pir Reis yanlış çöpü çekmiş. Bir de zaten bir toplu bir imparatorlukta insanın kellesi ya da başarısız sadece kendi karnesiyle alakalı değildir. Bazen başarısız olursunuz ama sevilen bir insansınızdır. Bazen en ufak bir başarısızlıkta zaten sarayda size karşı bir muhalefet var, gider. Yani çok optimal öğretmen karne veriyor ve böyle ÖSS gibi bir test var, öyle bir şey gibi düşünmemek lazım. Dolayısıyla bu anlamda böyle her spesifik olayları konuşmak, yani detaylarına bakılır da, yani Seydi Ali Bey zaten o korkuyla Mirat-ül Memalik yazıyor yani. Ama o daha böyle şeye yakın, Osmanlı elitine yakın. Mesela Barbaros Hayreddin de Pir Reis'te, Turgut Reis'te olmayan bir şey. Bizde yanlış bilinler şey, Turgut Reis 1540'larda Osmanlılar sevmiyor aslında. Yani bunlara, ilk gelen korsanlara şey gözüyle bakıyorlar, dışarıdan gelmiş adam gözüyle. Çünkü İstanbul'un bir adabı var, oturmuş bir kültürü var, 16. yüzyılda artık emperyal bir başkent olarak karşımızda İstanbul var. Şey hiç bir şekilde yok. Bunların kültürleri Cezayir'de yok. Dolayısıyla Pir Reis belki ondan daha kolay harcamış olabilir. Şey o kadar, Seydi Ali Reis o kadar kolay harcamadı ki bir şekilde kurtardı. Ama o da Mirat-ül Memalik'i yazacak kadar demek ki bir Osmanlıymış yani. Aynen. Bir elit, bir krem de la krem, bir monşerlik var. Şimdi hocam dediniz ya biraz daha şeyde, Seydi Ali Reis'te ya da ne örnek veriyorum, donanmanın başına gelen Pir Reis'te bir elitlik varken Osmanlı donanmasının genelinde böyle bir elitlik var. Pir Reis'te de ben olduğunu düşünmüyorum. Yani Pir Reis'te de olduğunu, Seydi Ali Reis'te hani biraz... Var çünkü o tersane şeyden geliyor, yani en azından yazı yazıyor. Pir Reis'te de aslında Kitap Bahriye yazdığı için evet doğru değiştiriyorum, onda da var evet. Yani sonuçta bir eser yazacak kadar şey yapabildiğine göre, ama mesela Turgut Reis'te yok. Mesela hocam işte bu hani Turgut Reis, Barbaros Hayreddin Paşa, Kemal Reis gibi bunlar biraz Osmanlı merkez yapısının dışında yetişmiş korsan reisler şeklinde değerlendirebiliriz herhalde. Ya bu kategorileri yaparsın tabii öyle yani. Onlar kendi kendilerine sıfırdan dövüşe dövüşe gelmişler. Sıfırdan çıkmışlar. Osmanlılar onlara mecbur kalmış. Çünkü yani Barbaros Hayreddin'in nasıl Osmanlı hizmetine girdiğini de biliyoruz. Yani donanma yapılacak. Hafsburglar, bizimkiler Viyana'ya giderken Alman işlerine gider. Hafsburglar Yunanistan'dan gelmişler, saldırmışlar donanmayla. Koron düşmüş. Bu işlerden anlayan adam lazım. Hazır gemileri var. Zaten işi biliyorlar. Hemen çağırıyorlar bunları. Sisteme entegre ediyorlar. Yani bir nevi dışarıdan yardım alıyorlar. Hocam bu sisteme entegre edilen korsanları genel olarak büyük donanma savaşlarının içinde görüyor muyuz? Yoksa bunlar korsan filoları olarak kendileri başlarına hareket ediyorlar? İki türlü de var. İlk ekip geliyor, bir siyasal parti gibi düşün. Mesela siyasal parti çok şey kazandığında oldu, ekip devlete şey yapıyor, onun alttan yeni bir kadro geliyor, bu sefer parti elemanları. Bunların Cezayir'de arkada bıraktıkları kadroları başkaları dolduruyor. Sonra onlar ayrı bir Cezayir kontenjanı olarak, sonra da Tunus, Trablus işte 17. yüzyılda bir kontenjan olarak gelecekler sefere. Eğer İstanbul'dan gelen emir bunların işine gelirse, orada bir otonomileri var, her şeyi dinlemiyorlar. Ama ilk korsanlar, Barbaros arkadaşları Osmanlı tersanesinde önemli görevler alacaklar. Kıyı beylikleri, derya beylikleri dediğimiz Cezayir için yaratılan bir beylerbeyliği var. Cezayir Bahri Sefid. Fakat buradaki Cezayir, Batı Cezayir değil, Cezayir adanın çoğulu olduğu için Akdeniz adaları diye, yani Ege kıyılarında, Kocaeli, işte ne bileyim Ege kıyıları, işte Eğriboz Adası, tam anlamıyla o yani denizcinin çok çıktığı ve gemi yapılacak malzemenin, tersanenin falan bulunduğu yerlerden beylerbeyi yaratıyor. Buralara Barbaros adamları, yani devletten direkt maaş alabilecek konuma gelebilecekler gelmiş. Bunların Cezayir'de boşalttıkları pozisyonlara da alttan bir şey gelmiş, yani etki alanı. Cezayir burada bir etki alanı yaratmış olacak. Bu networkler üzerinden dönüyor. Yeri gelince Tunus fethedilince gene bu ekipten biri Tunus beylerbeyi olacak. Cezayir buraya gelince yerine biri bırakacak. Barbaros ölünce gene o ekipten kıdemli olan sahneleri eskileyecek, oraya beylerbeyi olacak. Aslında yani, kendi içinde ufak bir sistem var. Tabii. Kendi içinde bir sistem var. O insan işin içinde para çıkar olunca hemen kendi sistemini çok rahat bir şekilde kurar. Orada da kurmuştur. Yani bunlar içinde böyle bir çıkar var. Korsanlar çıkar doğrultusunda Osmanlı'ya göre hareket edip etmemeye karar veriyorlar. Çıkarlarını çok fazla ters düşüp de tamamen isyan ettikleri ya da biz toplu olarak ayrıldıkları var mı? Tabii var. Mesela Cezayir otonomisine çok bağlı. 16. yüzyılın ortalarında 1555'te galiba bir Beylerbeyini almıyorlar. Hatta öldürüyorlar bir tanesini. Gene 16. yüzyılda bir tane Beylerbeyini geriye postalayınca Köprülü Mehmet Paşa bunları kovuyor. Siz diyor artık bizim padişahın sizin gibi 1000 tane vilayeti var, siz istemiyoruz diyor. Naiman ifadesi, tabii bir Osmanlı ifadesi. Cezayirler gelip kapısında yatıyor ama onları kabul bile etmiyor. Şimdi Cezayirler niye geliyor? Yani Cezayirler çünkü 17. yüzyıl olmuş, kendi korsanlığı yapmış, Osmanlı'ya res çekmiş, niye geliyor? Niye geliyor biliyor musunuz? Çünkü Cezayir'i yöneten Yeniçerileri Cezayir. Bu Yeniçerileri Anadolu'dan topluyor. Yerel halktan toplamıyor ki bir hanedanlaşma süreci olmamış. Tunus'la Trablus'un Yeniçerileri yerel hanedandan, yerel halktan adam aldığı için orada hanedanlar olacak. Ama Cezayir 1830'a kadar hep Osmanlı'ya bağlı kalır çünkü Osmanlı'dan sürekli istediği bir şey var. Hem Osmanlı'dan top istiyor, işte gemi yapma malzemesi istiyor ama ondan da önemlisi Yeniçeri istiyor. Yani orayı yöneten Yeniçeriler halka yabancı bir askeri elit olarak kendi çocuklarını bile Yeniçeri yapmayan o Yeniçeriler kendilerini devam ettirmek için Anadolu'dan adam toplamak zorunda. Bu da Batı Anadolu'dan olay yapmış. O yüzden hep Cezayirlerin bir şeyi var. Hem Osmanlılar tabi onlara savaş zamanı para veriyor, o da önemli ama onu yapmadığı zaman bile Cezayirlerin bir şeyi var. Dolayısıyla biz şeyi görüyoruz. Osmanlıların kendilerini demediği zaman bunları böyle cezalandırıyor. Daha da cezalandırma var. Bazen Kaptanı Deryaların Batı Akdeniz'e gidip Tunus'a Trablus limanına girip Beylerbey'ini astıklarını falan biliyoruz. O Beylerbey'i de karşısına olmaya görünce reddedemiyor tabi çünkü bilemiyor ama ses çıkarmayıp mesela Kaptanı Derya Yusuf Paşa 1600'lerin başında öyle bir Trablus Beylerbey'ini yanılıyor olabilirim. Bu şekilde gemisine çağırıp asmıştı kendisini dinlemeye. İşte şakilik yapar. Dolayısıyla bu tür şeyler yapabiliyor ama genelde Osmanlılar yani merkezle taş arasındaki ilişki sürekli bir pazarlık olduğunu unutmayalım. Böyle sistem olmaz modernite öncesinde. Yani resmi, gayri resmi arasındaki ilişki gri olduğu için biraz gözlüklerimizi, lenslerimizi ona göre ayarlamamız lazım.